Ben bir dua edeyim. Yüce Rabbimiz, senin tahtının önüne geliyoruz ve görkemli adına öğürüz. Ve şimdi biz senin diri yaşayan sözüne baktığımız zaman bu söz aracılığıyla düşüncelerimizi, iç varlığımızı senin istemlerin doğrultusunda değiştirme isteğini taşıyoruz. Ama ne yazık ki güç yoktur. Güç sendedir, sözündedir, kutsal ruhtadır. Ve bizi senin benzeyişine dönüştürecek olan da yine bu söz ve kutsal ruhtur. Bir kez daha imanla bunu senden istiyoruz İsa Mesih. Senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, kim olmalıyım? Bu evrensel soru. Aslında evrensel dediğimiz zaman bütün insanları ilgilendiren bir soru oluyor. Ve hemen hemen herkes yaşamının belli bir döneminde bu soruyu sorar. Kim olmalıyım diye. Ama 50 yaşından sonra artık bu soru sorulmuyor. Kim olmalıyım değil, herkes bana benzesin demeye başlıyor insanlar. Ama daha öncesinde hep bir değişiklik umudu var, daha fazla var. Çünkü neden? Artık o yaşlara geldikten sonra karakter oturmuş oluyor, kişilik oturmuş oluyor, kişinin belli bir anlayışı oluyor. Bunun dışına çok fazla çıkamıyor. Ama bir çocuk, bir genç düşündüğümüzde onlar için hala kim olmak, nasıl olmak, kime benzemek soruları daha derin bir anlam taşıyor. Ve bu soruya cevaplar da arıyor. Şimdi genetik olarak bilgi aktarılıyor mu, aktarılmıyor mu, bunun tartışmaları var. Burada da girmeyeceğim ama bazı özelliklerimizi alıyoruz tabii ki genetik olarak. Ama Rab insanı öyle bir yarattı ki aynı zamanda çevresel etkenlerle birlikte oluyor. Yani bazı özelliklerimizi, davranış özelliklerimizi nereden? En yakın çevremizden alıyoruz, ailemizden alıyoruz. İşte kilisede ise kilise yaşamından alabiliriz, toplumdan alabiliriz. Ve onlar bizi biraz şekillendiriyor. Ve bu şekillenmenin sonucunda da aslında kim olacağımızı farkında olmadan karar vermeye başlıyoruz bazı durumlarda. Bazı durumlarda hayaller kuruyoruz. Ve bunu yaparken de özdeşleşiyoruz bazen. Diyelim aile içindeysek ve bir şeyler ters gitmiyorsa Google'daki o söylendiği gibi. İşte kızlar anneleriyle özdeşleşiyor ve bizler erkekler babalarıyla özdeşleşiyor. Ama bunu doğal olarak yapıyor. Yani atıyorum işte doğduğu andan bir süre sonra hemen bu başlıyor. Bir şeyler ters gitmiyorsa ve bizim kişiliğimiz, kim olduğumuz, nasıl olacağımız aslında kendi akışı içinde çözülmüş bir olaydır. Ama ne oldu? Şimdi baktığımızda, yani zaman geçtikten sonra insan biraz daha ilerlediğinde ne oluyor? Bir boşluk var. Ve bu boşluk sonucunda da insan tam bir cevap veremiyor. Bir arayışa yönleniyor. Ve bu genç yaşlarda ya da ergenlik öncesinde başlıyor, ergenlikte sürüyor, gençliğin yine son ergenlik döneminde de devam ediyor. Hep bu arayış içerisinde kişi kendini bulmaya çalışıyor. Bugün biz kutsal kitabı okurken bu soruyu soracağız. Daha doğrusu bu soruya bir cevap arayacağız. Kim olmalıyım? Eğer geçtiğimiz haftaki vaazı hatırlarsanız ne yapmalıyım sorusunu sormuştuk. Yani bir metin okuyorsak bu metinle ilgili ne yapmalıyım? İşte Mezmur 19'u okumuştuk ve bu Mezmur 19'a göre ne yapacaktık? Aslında putperestlerden ayrı bir yaşamımız olması gerekiyordu. Orada anlattığı kadarıyla yasa vardı ve yasa aslında Musa peygamber döneminde nedir? Putperestlerle Tanrı'nın halkını ayıran bir nitelik vardı ve insanı biçimlendiriyordu ve ne yapacağımız konusunda karar veriyorduk. Ama şimdi bugün bir metni okuduğumuzda kim olmalıyım sorusuna bir cevap bulacağız. Mezmur 8, bir kez daha okuyorum, başlangıçta okumuştum. Ey egemenimiz Rab, ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Gökyüzünü görkeminle kapladın. Çocukların hatta emziklilerin sesiyle set çektin hasımlarına. Düşmanlarını öç alanı yok etmek için seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu anasın? Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin?
Neredeyse bir tanrı yaptın onu. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerinde onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Davarları, sığırları, yabanıl hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpırdaşan bütün canlıları. Ey egemenimiz Rab, ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Bu metni okuduğumuzda sizler, yani kendiniz kim olmalıyım sorusuna nasıl bir cevap veririz? Aslında mezmurlara baktığımızda genel olarak Rabbin yüceliğini, görkemini görmeye odaklar. O zaman demek ki bizler öncelikle eğer bir kim olacağımız konusunda bir fikir alacaksak Rabbin büyüklüğünü, yüceliğini ve görkemini görmeliyiz. İkinci slayta da geçebiliriz şimdi. Ve bu slaytta baktığımızda okuduğumuz mezmurun 5. ayetinde şunu diyor. Neredeyse bir tanrı yaptın onu. Başına yücelik ve onur tacını koydun. O zaman bir fikir alıyoruz değil mi? Bu ayete baktığımız zaman. Neredeyse bir tanrı yaptı. Kimi yaptı? Aslında yaratılışa baktığımızda 1. bölüm 27. ayette ne diyor? İnsanın yaratılışı konusunda. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. O zaman demek ki ellerin eseri olan bizler, Rabbin ellerinin eseri olan bizler nedir? Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış kişileriz. Kim olduğumuza bir cevap arıyorsak, o zaman diyebiliriz ki evet biz Tanrı'nın suretinde, benzeyişinde yaratılmış varlıklarız. Peki bu ne anlama geliyor? Yani işte toplumumuzda söylediğimiz bir söz var. Haşa Tanrı mı olduk? Öyle bir şey tabii ki kutsal kitapta bunu anlatmıyor ya da söylemiyor. Anlatmak da istemiyor. Ama Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmak ne demek? Ona benzemek ne anlama geliyor? Aslında irade olarak benzemek anlamına geliyor. Yani bu yaratılış 1.27 ayetine baktığımızda nedir? Tanrı iradi bir varlıktır. Ama bizim irademiz tabii ki yaratıcının üzerinde olan bir irade değil. Ama nedir? İrademiz var. Yani bunu kullanıyoruz. İyi, doğru ayırt etmek için, yapmak için, işte doğruyu söyleyebileceğimiz gibi yanlış söylemek için de kullanabiliyoruz. Ama aynı zamanda bizler bu iradi varlıklar olarak bir sorumluluk da alıyoruz kendimize. Bu yönümüzde yani azıcık da olsa Tanrı'dan aldığımız bir niteliğimiz var. Sonra insan duygu olarak Tanrı'ya benziyor. Tanrı insanı seviyorum diyor. Eğer Tanrı insanı seviyorsa, kutsal kitap boyunca da bunu sürekli söylüyor, demek ki bir duygu olması lazım. Tabii ki bunu söylerken bizim duygularımıza benziyor demek istemiyorum. İradede olduğu gibi bizim irademize benziyor demek istemiyorum. Ama Tanrı sevgi ise, İncil'de yazıyor bu, o zaman demek ki Tanrı'nın duygusu var. Yani o şöyle bunun gibi ses veren bir şey değil ya da bizden çok uzakta olan ama hiç insana değer vermeyen bir varlık değil. İnsanı seviyor. Sevdiğine göre güçlü duygusu var. Biz o zaman demek ki duygularımızı da Tanrı'nın kendisinden alıyoruz. Başka hangi yönümüzle benziyoruz? Akıl ya da bilinçli olmak yönümüzle Tanrı'ya benziyoruz. Tanrı gibi miyiz? Değiliz tabii ki mutlaka. Yani şuradaki kavanozdaki balığa baktığımızda bir tanesi dışarıda, bir tanesi içeride. Ama o karikatürün anlattığı çok beğendiğim bir şey var. Nedir? Biz daha büyük düşünebiliriz ama sonuçta yine belli sınırlarımız olacak. Çünkü Tanrı ruhu olduğu için tamamen onu anlayamayız. Ama aynı zamanda çok da kısıtlayabiliriz de kendimizi. O zaman daha da anlayamayız. Aslında bu karikatürün anlatmak istediği budur. Yani çok kısıtlamayalım ama düşünebileceğimiz kadar ufkumuz geniş olması lazım ki Tanrı'nın büyüklüğünü, görkemini, yüceliğini bize verdiğini anlayalım. Ve bunu da biz bilinçle yapıyoruz. Ve bunu da nereden alıyoruz? Tanrı'dan alıyoruz. Aynı zamanda Tanrı kutsal bir varlıktır. Ve bizler kutsallık ya da ahlaki boyutuyla da değerlendirdiğimizde eğer bir benzerliğimiz oluyorsa ona nedir? Bu niteliği de ondan alıyoruz. Bunlar bizim Tanrı'ya yaratılışta benzediğimiz yönlerde. Ama ne oldu? İnsan yaratılış 3. bölümde o iradesini, aklını yani bilinçli olma durumunu, duygularını aslında her şeyi doğru bir şekilde kullanmadı ve Tanrı'dan insan koptu.
Ve bunun sonucunda bizler artık bir ön etkisi altında olduğumuz için Tanrı'yı tanıyamaz ve bilemez duruma geldik. Ve bu nedenle biz Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman, onu okuduğumuz zaman onun büyüklüğünü, görkemini göremiyoruz. Eğer Mezmur 8'e tekrar dönersek, o ilk birinci ayette ve sonra aynı zamanda son ayette söylüyor. Ey egemenimiz Rab, ne yüce adım var yeryüzünün tümünde dediğimizde onun büyüklüğünü ve yüceliğini göremiyorsak, demek ki bizler günahlı olduğumuz için ve onunla da doğru bir ilişkiye sahip olmadığımız için, onu kısıtladığımız için, bize olan sevgisini, iyiliğini, yaratılışını, her şeyi kısıtladığımız için göremiyoruz ve anlayamıyoruz. Kardeşler, Tanrı insanı seviyor ve o kadar çok seviyor ki bu halimizle bile bizi kendisine benzetmek istiyor. Tıpkı o yaratılıştaki ilk yaratıldığı gibi, yani bizleri yarattığı gibi yapmak istiyor. Bu bölümü İbraniler Mektup'ta açıklıyor daha iyi bir şekilde. İkinci bölüme bakarsak, İbraniler Mektup ikinci bölüm, bir söz var. Kutsal kitap, kutsal kitapla açıklanır diyoruz biz. O zaman bir bölümü okuyorsak eski antlaşmadan ve o bölüm yeni antlaşmada kullanılıyorsa, o zaman diyoruz ki evet, bunu bu şekilde açıklayabiliriz. İkinci bölüm 5. ayetten itibaren şöyle diyor. Tanrı sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı. Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Yani biri bir yerde dediği bu mezmur var ya, işte onunla ilgili Davut peygamberden söz ediyor. Ya Rab, insan ne ki onu anasın, ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Onu meleklerden biraz aşağı kıldın, başına yücelik ve onur tacı koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla, insana bağımlı olmayan hiçbir şeyi bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacını giydirmiş olarak görüyoruz. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendisi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşüyordu. Çünkü hepsi kutsal kılan da kutsal kılınanlar da aynı babadandır. Bunun içindir ki İsa onlara kardeşlerim demekten utanmıyor. Adını kardeşlere duyuracağım, topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim diyor. Yine ben ona güveneceğim ve yine işte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar diyor. O zaman kardeşler, bir de bu bakış açısıyla baktığımız zaman neyi görüyoruz? Kaybettiğimiz o yüceliği, yani yaratılıştaki yüceliği İsa Mesih'te tekrar kazanmak mümkündür. İman ettiğimiz için hamdolsun, bu bizim için böyle. Ama dünya iman ederse ne yapıyor? Tekrar yaratılışta o kaybettiği yüceliği İsa Mesih'te kazanmak istiyor. Ve neredeyse bir Tanrı yaptığın sözü o zaman biraz daha bizim için anlam kazanmış oluyor. Kardeşler, sık sık söylediğim gibi eğer kutsal kitaptan bizler İsa Mesih'i çıkartırsak geriye hiçbir şey kalmaz. Ama İsa Mesih'le bakıyorsak her şeyin anlam kazandığını görüyoruz. Ve bu metne baktığımızda da bize Rabbin birkaç seslenişini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tekrar bizi sevgili çocukları olarak kabul ediyor. Yani biz onu reddettiğimiz halde, ona karşı olduğumuz halde, hatta bazı metinlerde Tanrı'ya düşman olduğumuz halde nedir? İsa Mesih'te sunulan kurtuluş aracılığıyla bizleri tekrar çocukları olarak kabul ediyor. O zaman ne yapmak istiyor Tanrı? Bizleri değiştirmek istiyor. Kime benzetmek istiyor? Kim yapmak istiyor? İsa Mesih gibi yapmak istiyor. Nasıl o yeryüzüne gelip ölmüş ve dirilmişse
bizler de aynısını yapmak istiyor bu metne göre. Bizler öldükten sonra vaade göre onun gibi göksel bedenlerimize sahip olacağız. Nasıl olacak? İman sayesinde. Ona iman ettik çünkü o günahlarımıza karşılık öldü, dirildi ve üçüncü gün tekrar gelecek. Hamdolsun. Aynı zamanda ne diyor? Bu ara süreçte çocuklarım diyor. Yani biz Tanrı'ya baktığımız zaman kim olmalıyım sorusuna bir cevap arıyorsak o zaman biz diyebiliriz ki evet biz Tanrı'nın çocukları olduğumuza göre kime benzemeliyiz? İsa Mesih'e benzemeliyiz. Onu örnek almalıyız. Onun ardından gitmeliyiz. Onun dediklerini yapmalıyız. Ona itaat etmeliyiz. Ve bütün bunları burada bu sözlerde açıklıyor. Aslında bu söylediğim vaazda ve önceki vaazda da önemli olan bu sorulara nasıl cevap verdiğimiz ve aynı zamanda içimizde gerçekten ona itaat etmek ya da etmemek arzusu var mı? Geçtiğimiz vaazı eğer biraz hatırlıyorsanız orada ne yapmalıyım sorusundaki iki örnekten birisi zengin adam vardı. O itaat etmedi ve gitti ama itaat eden Pavlus ne oldu? Kazandı ve onun elçisi oldu ve Rabbi yücelten bir yaşam sürdü. Bugün bizler de bugün bu metne baktığımız zaman eğer evet bizler İsa Mesih'in benzerliğine sahip oluyoruz vaate göre ve ona benzemek istiyorum diyorsak ne olacak? Bizler ona benzemek için biraz daha yaklaşmış olacağız. Ve bu söz bizlerin yüreklerinde etkin olacak. Şimdi kim olmalıyım sorusuna bir cevap veriyoruz. Ne olacak? İsa Mesih'e benzemek istiyoruz değil mi? Yani onun gibi olmak istiyoruz hamdolsun. İman ediyor muyuz? Hamdolsun o da çok güzel. Bu okuduğumuz sözlere itaat edecek miyiz? Evet hamdolsun. Ve öyleyse o mezmurun son ayetinde dediği gibi ey egemenimiz Rab ne yüce yadın var yeryüzünün tümünde. Amin. İsa Mesih bir kez daha bu diri yaşayan söz için söz ederiz. Gerçekten de evet ne yüce adın var yeryüzünde. Ve bu yazılı olan söze göre de bizler sana benzemek istiyoruz. Gücümüz yoksa da Rab biz kendimize baktığımızı düşünüyoruz. Öyle oluyor. Ama sana baktığımızda İsa Mesih'i ölümden dirilten Rab'bi görüyoruz. Göksel bedenlerine kavuşmuş Rab'bi görüyoruz. Ve vaade göre Kutsal Ruh da tam aynısını bizde yapacak. Yeniden doğuşu sağladığı gibi bizlere göksel bedenlerimizi kavuşturacak. Ve sonsuza kadar İsa ile birlikte olacağız. İsa Mesih senin büyük ve görkemli adınla dua ediyorum. Amin diyorum.